tarihi görüntüler bunlar. Bunları hafızalarınıza kazıyın. Adeta 4. Murat devri görüntüleri bunlar. Zaptiyeler dükkanları dolaşıyorlar alkol mü satıyorsun hem de bu mübarek günde anlayışıyla insanların yaşam tarzına müdahale ediyorlar. Şimdi bakın eğer oturalım doğru konuşalım. Beni bilen bilir tanıyan tanır tanımayan da tanıyanlara sorsun öyle alkol müptelası falan diyelim Çok minimal dozda senede 40 yılın başında bir tüketirim. Bugünden itibaren deseler ki bana ömrüm boyunca bir daha ağzına sürmeyeceksin. Türkiye'de satışı yasaklanacak hiçbir şekilde bunun sıkıntısını da cefasını da filan çekmem aramam bile. Ama anayasal haklarıma ve temel insan haklarıma sahip çıkma anlamında bunu dert edindim ve dert edinmeye devam edeceğim. Günlerdir bakın bu konuda gereken yorumları yapmaya çalışıyorum. Hem bu ekranda hem de yazılı mecralarda, sosyal medya mecralarında. Anayasal hakkıma sahip çıkıyorum. Hukukçu değilim. Hukuk fakültesi bitirmedim ama anayasayı biliyorum. Bakın şimdi size anayasanın ikinci maddesini okuyacağım. Anayasanın ikinci maddesi diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan sıkı durun. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Demokratik bir devlet olması vatandaşlarının haklarına saygılı bir devlet olması anlamına gelir. Layık bir devlet olması dini mevzuları, mübarek ayları, mübarek olmayan ayları vesaireyi öteki vatandaşların yaşam tarzına müdahale amacıyla kullanmamasını gerektirir. Ve hukuk devletidir diyor. Hukuk devleti olması da hukuksuz hiçbir kararname, hiçbir yasa çıkarılamayacağı anlamına gelir. Anayasanın ikinci maddesi diyor, ben demiyorum. Bakın anayasanın altıncı maddesi de ne diyor? Anayasanın altıncı maddesinde... Son paragrafında şu ifade kullanılıyor. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz ve sıkı durun ne diyor? Bak anayasanın 6. maddesinin son cümlesini okuyorum. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz diyor. Hiçbir kimse diyor. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı dahil, bu ülkenin İçişleri Bakanı dahil hiçbir kimse kaynağını anayasadan almayan başka bir deyişle anayasaya ve yürürlükteki yasalara aykırı bir yetki kullanamaz. Yani kendi kamu gücünü kullanarak vatandaşlara hukuksuz bir kararı ya da yasağı empoze edemez, dikte edemez. Bugün yapılmakta olan odur. Net bir ifade kullanamıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı ya da valilikler ya da kaymakamlıklar ya da emniyet müdürlükleri. Net bir şekilde içki satılmayı yasakladım diyemiyorlar ama arka kapıdan dolanarak efendim teker bayileri satarsaymış markete bilmem haksız rekabet olurmuş. Market satarsaymış tekel bayine haksız rekabet olurmuş. Böylesine kafa kafa karıştırıcı açıklamalarla meselenin etrafında dolaşmaya çalışıyorlar. Ama hepimiz biliyor ki biliyoruz ki bunu dini sahiplerle yapıyorlar. Aylardan Ramazan biz ibadetimizi yapıyoruz. Biz Müslümanız. Oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz, teraviye gidiyoruz, sahura kalkıyoruz. Siz de bizim gibi yaşayacaksınız. Ne demek içki içmek? Anlayış budur. İçki içmek isteyen içecek, yahut yemek yemek isteyen yiyecek, ibadetini yapmak isteyen de yapacak. Ne o ona karışacak, ne o ötekine karışacak. Burada yapılan odur. Mütedeyyin insanların karşısında bir grup insana aynı onların yaşadığı gibi bir yaşam dikte edilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Buna hakkınız yok. Anayasa ne diyor? Hiçbir kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz, bir karar çıkartamaz diyor. Şimdi bir sitemim de bu satışları yapanlara. Yani satışları yapanlar birkaç gündür bu tartışma sürerken yoğun bir stok getirdiler. İnsanlar paldır küldür o bu süre boyunca yani kapanma süresi ve ya, bayram süresince tüketecekleri alkollü içkileri aldılar evlerine depoladılar. Afiyet şeker olsun beni ilgilendirmez ama gereken stoklar yapıldı. Gereken satış da yapıldı. Allah bin bereket versin gereken paralar da kazanıldı. Bugün çok fazla seslerini çıkarmıyorlar. Hayır efendim direneceksiniz yasa dışılığa, kanunsuzluğa, hukuksuzluğa direneceksiniz. Hayır efendim ben bu tebellüğü, e, bu tebliği tebellü etmiyorum diyeceksiniz. Tutanak tutulurken oraya şerh koyacaksınız. Ben hukuksuz bir şeyi bildirimi tebellü etmem. Yani kabul etmiyorum bu genelgeyi diyeceksiniz ve yasal sonuçlarına katlanacaksınız. Yasal mücadelenizi vereceksiniz. Burada bir suskunluk hissediyorum. Bunun da yanlış olduğuna inanıyorum. Çünkü bu işler kademe kademe gelir. Bugün içkini yasaklarlar. Yarın Ramazan'da su içmeni yasaklarlar. Ramazan'da ekmek satışını yasaklarlar. Ramazan'da zorla oruç tutturmaya kalkışırlar. Bakın yıllardır, on yıllardır bir takım kurnazlıklarla Ramazan zamanında hep yemekhaneler özellikle kamu kurumlarında ama bazı özel kurumlarında dahi efendim yemekhaneler esrarengiz bir şekilde bakıma giriyor. Yani yemek yenilmeyecek. Niye? Başkalarıyla birlikte oruç tutacaksın. Böyle bir şey olur mu? Ne içki içenin başkasına zorla kendi yaşam tarzını dayatma hakkı var ne de ibadet edenin karşı taraftakine aynı şeyi yapmaya hakkı var. Layık bir cumhuriyetsek, layık bir devletsek ve burası hukuk devletiysek bunlara uyacağız. Değilse onun adını koyun, açıkça koyun. Deyin ki burası layık bir devlet değil, hukuk devleti değil. Bazıları açık açık telaffuz ettiler. 1924 anayasasına dönelim dediler. Layıklık mayıklık olmasın dediler. Delikanlı gibi bunu söyleyin ama insanları kandırmayın. Yalan söylemeyin ve en önemlisi de hukuksuz uygulamalara imza atmayın. Bunun vebali çok büyüktür.